Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bir takım görevlendirmeler gerçekleştiriyor bir süredir. Geçtiğimiz haftalarda 81 ilde bütün milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, örgütümüz hep beraber esnaflarımıza gitti ve esnaflarımızın sorunlarını dinledi. Esnafların bu korona pandemi sürecinde ne sıkıntılar yaşadığını, ne sorunlar yaşadığını, nasıl etkilendiklerini araştırdı ve hazırlanan raporları genel başkanımıza takdim ettik. Genel başkanımız da grup toplantımızda esnafa ilişkin 17 maddelik çözüm önerilerini dile getirmişti. 17 maddelik çözüm önerileri ciddi bir kabul gördü. Esnafın içine düştüğü bu sıkıntılı günlerden nasıl kurtarırız, nasıl kurtuluru hükümete önermiştik. İkinci çalışmamız ise KOBİ'lere yönelik oldu. Bu kapsamda ben de Osmaniye ve memleketim Kahramanmaraş'ta görevlendirildim. Osmaniye milletvekilimiz Baha Ünlü Bey ile birlikte önceki gün Osmaniye'de, dün de Kahramanmaraş'ta çeşitli KOBİ'leri ziyaret ettik. Ticaret odalarını ziyaret ettik, esnaf odalarını ziyaret ettik. Pek çok sivil toplum örgütü, oda ve atölye, fabrikaları ziyaret ederek KOBİ'lerin ne sorunu var? KOBİ'ler pandemiden nasıl etkilendiler? İşçi çıkarttılar mı? Üretim kapasiteleri düştü mü? Ekonomik durumları nedir gibi sorulara cevap aradık ve bunlara ilişkin de bir çözüm önerilerini hazırlayıp genel başkanımız önümüzdeki günlerde bir grup toplantısında KOBİ'lere ilişkin de önerilerini dile getirecek. İki gündür bölgede çalışma yapıyoruz. Kahramanmaraş'ta maalesef bu COVID işi artıyor arkadaşlar. Maalesef artıyor. Yani bilmiyorum artık sosyal mesafeye mi dikkat edilmiyor, maskeye mi dikkat edilmiyor tam bilemiyorum ama tabii gazeteci arkadaşlarımızdan da maske nedeniyle ceza yiyenler olduğunu şimdi öğrenmiş olduk. Bu vesileyle uyaralım. Lütfen maskelerinizi takın. Yoksa hem ceza yersiniz hem de COVID olursunuz. Kahramanmaraş'ta arttığını Sayın Sağlık Bakanı dün açıkladı. Bir kez daha söyledi. 7 ilde artıyor, durduramıyoruz diyor Sağlık Bakanı. Feryat ediyor Sağlık Bakanı. Yani arkadaşlar bu işin şakası yok. Bütün Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimizin bu işe özen göstermesi gerekiyor. Sayın Sağlık Bakanı dün İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul'daki toplantıda yine İstanbul'da da COVID'in çok arttığı için işte %40 artış var diyor. Ankara'nın şu kadar katı oldu diyor. Durduramıyoruz diyor. KOBİ'lerle ilgili çalışmamızı az önce bahsettim. KOBİ'lerle ilgili çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde takdim edeceğiz. Dün Maraş'ta, önceki gün Osmaniye'de, daha önceki günlerde Giresun'da, Hatay'da gittiğim pek çok Anadolu kentinde benim gördüğüm bir tablo var. Vatandaş artık yorulmuş. Vatandaş artık bıkmış. Ciddi bir kriz var. Kriz buhrana döndü. Maalesef hazine boşalmış durumda. O yüzden vatandaş artık erken seçim istiyor. İşçi erken seçim istiyor. Esnaf erken seçim istiyor. Çiftçi erken seçim istiyor.